Herkese bir yeni videodan merhabalar arkadaşlar, günaydın. Dün videomu kapattım, bugün devam edeceğim. Tarih videolarımdan izledim ama hepsini bitiremedim. Son iki videom kaldı, soru çözüm videosuyla birlikte 3 video. Onları izleyeceğim, daha sonra da dediğim gibi çıkmış soruları çözeceğim 7 iklim kitabımdan. Hızlıca onları izlemek istiyorum. Kültür ve uygarlıktayım, biliyorsunuz ki dediğim gibi 2 tane video kaldı. Onları izledikten sonra soru çözüm videosunu izleyeceğim ve daha sonra da çıkmış soruları çözeceğim. Başka bir test kitabına başlar mıyım bilmiyorum. Belki PGM'de başlarım diye düşünüyorum. Ama önceliğim çıkmış sorular. Dediğim gibi hızlıca başlıyorum. Siz de benimle birlikte başlayın. Bitti, gitti. Hadi sünler amanın. Yasalar kadar. Şimdi geldim ben. Eski Türklerde sosyal hayata. Bak, biz de abici toplumu oluşturan temel unsur nedir? Toplumu oluşturan temel unsur ailedir. Aile. Aile. Bu obuş diye geçiyor. Bazı kaynaklar buna ocak der. Ocak. Yani bir ocağın tüttüğü geldi. Al. İşte 2022-2023 güne lisansla vatandaşlığı sordu. 80'lik araştırmasına göre toplumun temel yapı taşı nedir dedi. Neymiş lan? Aile lan, aile, aile. Aile bitti gitti. Bu kadar. Tamam, olmuş aile. Bir ocağın tüttüğü yerdir. Ve bizim ailelerimiz abicim şöyle dedi. Çekirdek aile muhabbeti vardır. Yani bir baba, bir anne, iki tane de çocuk. Tamam. Ta İslami dönemiz Türk tarihinden beri. En iyi kaynana uzakta olan kaynanaymış. Evlenen hemen çadırını ayırırmış. Bak yani tencerede pişir kapağında ye. Oh rahat, relax. Değil mi? Ha bitti. Ama bizde böyle bir durum var. Okuş aileler birleşir. Ne oluşturur? Uruk denilen soyları oluşturur. Bunu bazen özleyemem. Okuş falan ocak böyle veriyor. Bazen uruk diyor, soy diyor. Aile soy. Böyle kalsın aklımda. Tamam. Sonra soyların beşmişleşir. Ne oluşur? Oylar oluşur. Akrabalar birini. Sonra budum. Sonra il, el denilen devlet oluşur. Devlet. İller, devlet değil mi? Devlet. Yıkılırsa yıkılsın. Çok da umurundaydı değil mi? Her an oylar birleşir. Yenisini kurar mı? Kurar. Burayı ÖSYM defalarca sordu. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın bir Türk tarihinde sosyal hayatı şekillendiren olgulardan biri değildir dedi. Dikkatlice dinle. Tamam mı? Aile, soy, boy, toy, il dedi. Thank you.
Evet arkadaşlar, soru çözüm videosunu da izledim. Böylece İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirmiş oldum. Celal Hoca daha diğer üniteye geçmemiş. Ben de geçmeyeceğim. Şimdi sorularımı çözeceğim. Önce çıkmış soruları çözeceğim. Daha sonra da Pegem'den soruları çözeceğim. Pegem kitabına hiç bakmadım. Kapağını bile açmadım. Onu bir açıp bakacağım nasıl soruları. Onları çözeceğim. Ama ilk önce şöyle çıkardığım notlardan tekrar edeceğim. Tekrardan sonra soruları çözmeye başlayacağım. Hızlıca bunları bir okuyayım. Kafama bir yerleştireyim. Daha sonra dediğim gibi önce çıkmış sorular. Sonra da Pegem'in kitabından çözeceğim. Böyle bir tane de 7 iklim bumerang kitabı sipariş ettim. O daha gelmedi. O geldiği zaman da onu çözer miyim bilmiyorum. En sona da bırakabilirim belki. Ama gerçi tarihin kara kutusuna en sona bırakmayı düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. O zaman ben daha fazla konuşmadan hızlıca tekrar mı yapayım ve sorularımı çözeyim.
Evet, elimde olan kitap buydu arkadaşlar. Peyami'nin 2022 lise ve ön lisans tarih soru bankası. Bununla şimdi devam edeceğim. Burada 3 tane test var galiba İslamiyet öncesinde. Üçünü de şimdi çözmeyi düşünüyorum. Aynen 3 tane test var. Üçünü de şimdi çözeceğim. Sorulara nasıl bakacağım bir. Bunu eşimin komutanı vermişti eşime. Peggy'nin bütün setini böyle. O zaman Siirt'teyken vermişti sağ olsun. O yüzden buna başlayacağım. Bakalım nasıl. İnşallah güzeldir. Hızlıca çözeyim bunu da. Bugün de akşam ettim. Gelişim psikolojisiyle devam eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Eğer etmezsen de zaten bunları çözdükten sonra videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Böyle. Daha fazla konuşmadan bunları da çözelim bakalım. Yanlış, kaçırmış, bir boşum var. Hangi sorudan? 14 doğru. Sıra sorup bakalım yanlışımız var. Türk elinden, Türk elinden. Thank you.